Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Koray. Bu videoda sizlere Android cep telefonlarında kullanılan Google Asistan'ın nasıl açılacağını, nasıl aktif edileceğini göstereceğim. Daha öncesinde birçok kişiden Google Asistan çalışmıyor, Google Asistan'ı aktif edemiyorum, OK Google ya da Hey Google dediğimde cep telefonum buna bir tepki vermiyor şeklinde uyarılar ve geri dönüşler gördüm. Bu sorunu ben de yaşıyordum. Ancak çözümünü gayet basit basit bir şekilde buldum ve sizlerle de paylaşacağım. Hem beraber sorunu çözeceğiz hem de asistanı beraber eğiteceğiz. Şimdi videoya geçmeden önce şayet bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bu arada bu ekran kaydını daha öncesinde tanıtımını yaptığım cep telefonu yani Oppo Reno 5 Lite cep telefonu üzerinden yapıyorum. Onun tanıtım videosunun linkini de sağ üst köşeye ekleyeceğim. Şayet telefonu incelemek isterseniz o videodan telefona göz atabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken işlem öncelikle şuradan Google'a tıklıyoruz. Burada sağ alt tarafta diğer seçenek var. Diğere basıyoruz. Daha sonrasında ayarlar kısmına giriyoruz ve buradan Google Asistan'a geliyoruz. Google Asistan'a geldiğiniz takdirde şurada Voice Match seçeneği var. Bu Voice Match'e girdiğinizde şu Google, Ok Google yazısı açık olduğuna normalde alt tarafında sesi eğit seçeneği çıkması gerekli. Ama gördüğünüz gibi ben de sesi eğit seçeneği çıkmıyor. Şimdi bunu kapatıyorum, geri geliyorum. Bu diller kısmına giriyorum. Dillerde normal şartlarda biliyorsunuz zaten burada Türkçe kendi konuştuğumuz dil bunun olmasını istiyoruz fakat burada şöyle bir e, sıkıntı var bu üst tarafa Türkçe değil de bu üst tarafa İngilizce United States yapmanız gerekli onu da şuradan seçiyorsunuz dil ekleme kısmına tekrardan geliyoruz ve ikinci de dil olarak da Türkçe'yi seçiyoruz ve ardından tekrardan geri dönüyoruz. Voice Match'e tekrar geldiğimizde gördüğünüz gibi bunun adı Hey Google olarak değişti. Şimdi bunu açtığım takdirde asistana eğitmeye başlamamı söyleyecek ve beraber asistana eğiteceğiz. Nasıl eğitildiğini de sizlere göstereceğim. Daha sonrasında da Google'a komut vererek telefonumuzda neler yaptırabileceğimizi sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi bunu aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi asistanınıza Hey Google diyerek erişin. Ellerinizi kullanmadan asistanınızdan yardım alın şeklinde yazıyı görüyorsunuz. Burada sonraki kısımda eğitme kısmı başlıyor. Sonrakine geliyoruz. Voice match'i kabul et dediğinde alt tarafta yazan bu yazıları siz okursunuz. Bu ses modelinizi sesinizi daha iyi tanımak için geçici olarak Google'a göndereceğini söylüyor ve benzer bir ses kaydının da asistanınızla etkileşime girme olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Yani sesinizle aynı, sizin sesinize yakın bir ses eğer telefonunuza Hey Google ya da OK Google diye seslenirse Google bunun için de bu asistanı aktif edebilirim diyor. Bunu kabul ediyorum diyoruz. Şimdi burada şunu söyleyin diyor. Siz burada 4 defa tekrar edeceksiniz bunu. Ok Google veya OK Google. Gördüğünüz gibi şu an bir saydı. Hey Google. Hey Google ve OK Google'ı sayıyor şu an. Gördüğünüz gibi ben söyledikçe doluyor. Tekrardan Hey Google diyoruz ve dört kere söylediğimiz için artık Google hazır diyor. Hey Google şu an hazır durumda. Buna tamam diyorum. Şu an gördüğünüz gibi ses modeli eğitilmiş durumda. Tekrardan farklı bir ses tanıtmak isterseniz ya da bu sesi değiştirmek isterseniz veya sesiniz o anlık belki kötü değişik çıkmış olabilir. Bu ses modeli tekrar yenilemek isterseniz buraya tıklıyorsunuz ve ses modelini sil veya yeniden eğit seçenekleriyle yeni sesler de ekleyebiliyorsunuz. Peki şimdi bu bize ne gibi kolaylıklar sağladı? Ve gördüğünüz gibi e, dili İngilizce üste seçmemize rağmen alt tarafta Türkçe seçtiğimizde gördüğünüz şekilde artık Türkçe olarak bize karşılık verecek. Şimdi onu size göstereceğim. Mesela bu asistan ayarlarına sesli komut yardımı ile girelim. Hey Google. Asistan ayarlarını aç. Asistan ayarlarını açıyorum. Gördüğünüz gibi asistan ayarlarına sadece sesli komutlar yardımı ile ulaşmış bulunuyorum. Bunun haricinde neler yapabiliriz? Örnek veriyorum ben evimdeki robot süpürgeyi bu Google asistan yardımı ile çalıştırıyorum. Mesela Hey Google. Robot süpürge çalışsın. Tamam bir robot ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an evimdeki robot süpürge çalışmış durumda. Yani bunun sesli komutuyla eğiterek birçok işlem yapabiliyorsunuz. Normalde robot süpürgeyi çalıştırma gibi bir komutu yok bu cihazın. Ancak bir dakika robot süpürgen bir yandan çalışıyor. Bunu eğiterek evinizdeki akıllı cihazlarınızın tamamını da kontrol edebiliyorsunuz. Bunun haricinde SMS gönderme işlemleri yapabiliyorsunuz. Siz öncelikle telefonunuza Hey Google diye sesleniyorsunuz. Tabii şimdi seslendikçe bu yardım etmeye çalışıyor bize. Ardından hangi yani hangi kişiye mesaj göndermek istiyorsanız bu kişiye mesaj gönder diyorsunuz. Ardından size ne yazmak istediğinizi soruyor. Daha sonrasında yazmak istediğiniz metni ile sesli bir biçimde söylüyorsunuz ve ardından da mesajı gönder diyorsunuz ve tabii ki mesajı gönderiyor. Ayrıca farklı bir İşlem olarak kişileri aramak isterseniz yine aynı şekilde Google'a sesleniyorsunuz. Ardından da arama yapmak istediğiniz kişinin adını yani örnek veriyorum Ahmet kişisini ara diyorsunuz ve asistan Ahmet kişisine telefon ediyor ve ulaşıyor. WhatsApp'a giriş yapabiliyorsunuz. Uygulamaların herhangi birine giriş yapabiliyorsunuz. Uygulamalardan çıkış yapabiliyorsunuz. Şayet akıllı ev sistemleriniz var ise bununla entegre edip akıllı ev sistemlerinizi de kontrol edebiliyorsunuz. Yani Google Asistan yardımı ile kısacası hemen hemen bütün işlemler el değmeden yapılabiliyor. Bunda yapamayacağınız birkaç tane işlem var. Onlardan da aslında en önemlisi Şayet ekran kapalıysa maalesef buna bir müdahalede bulunamıyorsunuz. Ekran kapalı olduğu takdirde asistan sizin sesinizi duymuyor. Tabii asistanın sesinizi ekran kapalıyken duymaması problem yaratıyor olabilir ama cep telefonunuzu örnek veriyorum, aracınıza bağladınız, Android Auto ile aracınıza bağladınız. Cep telefonunuzun ekranı kilitli olsa dahi Google Asistan sizi duyuyor ve ardından yapmak istediğiniz işlemlere karşılık tepki vererek e, istediğiniz işlemi tabii ki gerçekleştiriyor. Ya da örnek veriyorum kulaklık kullanıyorsanız kulaklıkla sesimi algıla seçeneğini aktif ederseniz şayet ki onu da yerini size göstereyim. Buradan Google'a tekrardan giriyorum. Diğer kısmına basıyorum. Buradan ayarlar ve Google Asistan'a geliyorum. Şimdi burada kişiselleştirme kısmı var. Gördüğünüz gibi burada kulaklıktan en altta yazan kısım. Telefonunuz kilitliyken kişisel sonuçlarınız kulaklıktan dinleyin demiş. Bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum size bir mesaj geldi. Asistan bu mesajınızı size sesli olarak okuyor. Normal şartlar altında kulaklığınız olmadığı takdirde sesli olarak tabii ki dışarıya okuma gibi bir işlem yapmıyor. Sadece kulaklığınız kulağınızda ise veya araca bluetooth ile bağlıysanız tabii bunun da ayarlarını Android Auto üzerinden yapıyorsunuz. Onun da ayrı bir videosunu paylaştım. Dilerseniz onu da kanalımdan inceleyebilirsiniz. Oradan da ayarlarını yaparak sesli olarak okumasını veya okumamasını seçebiliyorsunuz. Şu üst tarafta görmüş olduğunuz kilit ekranı kişisel sonuç yazan kısımda e, size sesli olarak bildirilmiyor. Yani ekranınız kilitliyken size bir şeyler belirttiğini düşünmeyin. Böyle bir işlem maalesef ki henüz yapmıyor. Ancak Google bununla ilgili bir yakında güncelleme sunacağını söyledi. Bu güncelleme vasıtası ile, asistan yardımıyla dilerseniz telefonu bile kapatabileceksiniz. Yani bu güncellemede yakın bir zamanda umarım bizlerle paylaşılacak ve biz de bu uygulama ve bu yeni yapılan güncelleme ile en son sürüm Google asistanı kullanıyor olacağız. Google Asistan'da yaşadığınız sorunun çözümü adlı videom bu şekildeydi. Şayet videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tabi kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.